da esnafız normal olarak. Yani kırkızlardan, ıssızlardan başımız bayağı derttedir. Her akşam, her gece gelip eşyalarımızı çalıyorlar, korkuluklarımızı çalıyorlar. Bir türlü rahatlık yok yani. Sözde bizim emniyet güçlerimiz sözde bekçi aldılar. Ama bekçilerimize hiçbir faydası yok. Bekçilerimize hiçbir yararı yok. Ne dolaşan var bekçi, ne dolaşan bekçi var. Ne gezen bir emniyetimiz var. Sadece hırsızlar gelip istediklerini alıyorlar, istediklerini götürüyorlar. Zaten piyasa bayağı bir durgundur. Onların da bize verdiği zarar zaten haddi hesabı yok. Yapacağımız yani yardım bekliyoruz. Biz sadece bize yani bizim dükkanlarımıza sahip çıkmalarını istiyoruz. Yani buradan 6 yıl önce dahil benim kendi evime de girdiler. 5-6 tane telefonumuzu almasına rağmen, paralarımızı almasına rağmen hiçbir tanesinde ses seda hiçbir şekilde çıkmadı. Yani bayağı bir zarara uğradık. Buradan kim ne götürse götürsün hiç kimsenin umurunda değil. Ana cadde olmasına rağmen ve Gmail'e de yazmamıza rağmen Gmail'de de bize hiçbir yani yanıt yok. Hiçbir şekilde bize bir dönüş yok. Biz sadece istiyoruz ki yani bize bir faydaları olmasını, bize bir yardımcı olabilmelerini. Benim dükkanımın önünde 6 bidon peynirimi çaldılar. Ve hiçbir şekilde ne gelip bakan var, ne gelip kontrol eden var. Korkuluklarını çaldılar. Binanın komple logal kapaklarını çaldılar. Ve hiçbir tane polis memuru buraya gelmediler. Ve artı 15-16 yaşındaki çocuklar burada silah sıkmaya başladılar. Hiçbir şekilde gelen yok, giden yok. Polisler sadece gelip bakıyorlar, gidiyorlar. Ardında da durmuyorlar. Hiçbir şekilde yani biz nasıl yapabileceğiz biz bunu yani. Bizim isteğimiz sadece insanların güvenliğidir. Bu hırsızlara bir çözüm bulmalarıdır. Bu hırsızların bir dur yani hırsızlara dur demelerini istiyoruz yani. Bize bir faydası sadece budur. Burada şikayetlerimiz şudur. Biz bu sitede doğru dürüst evimizde rahat oturamıyoruz. Polislerimiz, bekçilerimiz tam teşkilat olarak dolaşmıyorlar. Biz bundan rahatsızız. Bizim can güvenimiz olmadığı için biz onlara da dokunamıyoruz. Burada geliyorlar, orada oturuyorlar, bali içiyorlar, yani yatıyorlar. Biz yataklarını alıp çöpe atıyoruz. Şu anda şu kapağın çalmışlar, beton etmiş. Şu anda da burada yanında iki kapağın arasında durmuşuz. Yani bugün bu gece de ne belli değil yani, onu da çalamıyoruz. Uzun süredir buralarda sürekli hırsızlık olayları yaşanıyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Sürekli komşularımızın olsun, bizlerinin olsun. Geçen gün komşumuzun merdiven korkuluklarına çalmaya kalkışlar. Dün gece bizim matkabımızı, hildimizi çaldılar. Biz bununla günlük işlerimizi, rutin işlerimizi yürütüyoruz. Bunları çalınca günlük işlerimiz hep aksadı burada. Genel olarak hırsızlık olayları çok arttığını biliyoruz. Bundan şikayetçiyiz. Parklardaki musluklar olsun, kapı binaları olsun, yani bunları sürekli duyuyoruz. Bunlardan gerçekten artık zaman zaman ürkmeye başlıyoruz. Artık evde rahat uyuyamaz hale geldik. Umarım bir an önce bu hırsızlık olaylarına çözüm bulunur. Çünkü gerçekten gittikçe daha kötüye gidiyor. Uyuşturucu olsun, hırsızlık olsun, Diyarbakır'da şu an zirveyi yaşamakta. Bunların bir an önce bitmesini talep ve istiyoruz yani yetkililerden.